Irak'taki Erbain törenleri için yurt içi ve yurt dışından 17 milyondan fazla kişi Kerbela'ya akın etti. Binlerce Şii ellerinde bayraklarla kilometrelerce yol kat etti. Törenlerde Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin 40. günü anılıyor. Başbakan Matteo Renzi'nin reform planlarını protesto için genel greve gidildi. Ülke genelinde işten çıkarmaları kolaylaştıran ve iş güvenliğini azaltan yasa protesto edildi. Renzi ise Türkiye-İtalya İş Forumu'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Hong Kong'da polis protesto kamplarını boşaltsa da demokrasi yanlısı protestocular mücadelelerini sürdürmekte kararlı. Göstericiler cuma günü kamptan geri kalanları temizledi. Perşembe günkü tahliyede 200 aktivist tutuklanmıştı. Çin basını ise protesto hareketinin yenildiğini yazdı. Amerika'nın batı eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı. San Francisco ve Kuzey Kaliforniya'da seller meydana gelirken çoğu insan işe de okula gidemedi. Sierra Nevada'da ise kar nedeniyle yollar ve okullar kapatıldı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşması bekleniyor. Batı Afrika'da etkili olan Ebola virüsü çok sayıda çocuğu da öksüz bıraktı. Kara kıtada 4000'e yakın çocuk anne ya da babasını veya ikisini birden kaybetti. Şimdilik destek gelse de çocukların gelecekleri belirsiz. Hollandalı aktris ve maceracı Manon Osuvort, traktörle Avrupa ve Afrika üzerinden Güney Kutbu'na gitti. 10 aylık bir bebeği bulunan Osuvort, 16 gün boyunca 2500 kilometre yol yaptı. Maceracı şimdi dönüş yolunda.